arkadaşlar örgü aşkım bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle şiş örgülerinde çok sevilen ve çoğu yerde kullandığımız selanik örgümüzü çalışacağız. Örgümüzün önden ve arkadan görüntüsüne şu şekilde bakalım. Şimdi e, örgümüzü çalışmak için şöyle çok az bir ipi sadece şişime taktım. Sadece ilmeğimi aldım bakınız ve hemen ilk sıradan örmeye başlayalım. Birinci ilmeğimi örerek alıyorum boş almıyorum örerek alıyorum ilk ilmeğimi sıradan çıkışta kullanmak için bakınız ikinci ilmeğimi şişimin üzerine alıyorum şu şekilde bakınız üste geçiriyorum ve şişimin üzerinde bir tane artmış gibi alıyorum diğer sıradaki ilmeğimizi ise düz olarak örüyorum bir sonraki ilmeğimizi ipimi öne geçiriyorum şişime örmeden takıyorum ve ipimin üste kalmasını sağlıyorum şu şekilde bir sonraki ilmeğimi ise düz olarak örüyorum bir tane düzümüzü örüyorum ve bir tane ipimi öne alıyorum şu şekilde ilmeğimin üstüne geçiriyorum ve ilmeğimi örmeden boş alıyorum bir tane düz örüyorum Evet ilmeğimi tekrar öne alıyorum ve örmeden şu şekilde şişimi aktarıyorum bir tane düzümü örüyorum ipimi öne alıyorum ilmeğimi örmeden şişime takıyorum İpim arkada bir tane düz örüyorum ipimi öne alıyorum ilmeğimi örmeden şişe takıyorum İpimi arkaya alıp bir tane düz örüyorum ipimi öne alıyorum şişimi örmeden boş alıyorum tekrar bir tane düz örüyorum en son ilmeğimizi örmeden alıyoruz ve çeviriyorum. Bu birinci sıramızda bakınız şimdi düz yöndeyiz ve aynı şekilde örmeye devam edeceğiz. Birinci ilmeğimi düz olarak örüyorum. İkinci ilmeğimizi bir önceki sıramızda örmüştük. Bakınız bir önceki sıramızda örmüş olduğumuz ilmeklerimizi boş alıyoruz. İpimi öne alıyorum. İlmeğimi şişe takıyorum. Ve şu şekilde diğer şişime aktarıyorum. Bir önceki sırada örmediğimiz, boşaldığımız, bakınız üzerinden ip aşırdığımız ilmeklerimizin her ikisini ise aynı anda alarak düz örüyoruz. Bir sonraki ilmeğimiz bir önceki sırada ördüğümüz ilmekte üzerine ipi alıyorum. Şöyle boş bir şekilde örmeden şişime aktarıyorum. İki tane diğer sırada örmediğim ilmeğimi düz olarak örüyorum. Çok çok kolay bakınız. Bir önceki sırada ördüğüm ilmeğimi ipimi öne alıyorum ve şişime boş bir şekilde takıyorum. Her iki ilmeğimi diğer sıramızda örmeden almıştım. Düz olarak örüyorum. Ördüğüm ilmeği ipimi aşırıyorum ve şu şekilde boş geçiriyorum ve ipim de üzerinde. 2 ilmeğimi bu şekilde alıyorum ve örüyorum. Bir önceki sırada ördüğüm ilmeğimi ise ipimi öne alıp şişime boş takıyorum. Bir tane boş taktıktan sonra bakınız ilmeğimiz ip üzerinde ikili ilmeğimizi şu şekilde örüyoruz. Evet bir sonraki bakınız ördüğümüz ilmeğimizi görüyorum. Üzerine ipimi şu şekilde geçiriyorum. İlmeğimi örmeden diğer şişime takıyorum. İki tane olan ilmeğimi bir önceki sırada örmemiştim şişimi örerek geçiriyorum ördüğüm ilmeğimi şişimi öne alıyorum ipim üzerinde geçiriyorum her iki ilmeğimi düz bir şekilde alarak örüyorum son ilmeğimi yine örmeden ipimi şu şekilde alıyorum ve şişime takıyorum Evet bakınız her yönde işlemimizi aynı şekilde tekrar ediyoruz İkili olan ilmeklerimizi örüyoruz. Bir önceki sırada ördüğümüz tekli olan ilmeklerimizi ise üzerinden ipi alarak şişimizi örmeden takıyoruz. İkisini düz örüyorum. Diğer sıradaki örmüş olduğum ilmeğimi ise üzerinden ipi alarak boş bir şekilde diğer şişime aktarıyorum. İkisini düz örüyorum. Ördüğümü ise üzerine ilmeği alarak boş geçiriyorum. Şimdi yeniden başlayalım. Birinci ilmeğin bakınız her seferinde birinci ilmeğimizi mutlaka örüyoruz. Karşıma hemen bir önceki sırada ördüğüm ilmeğim çıkıyor. Üzerine ipimi alıyorum şişime örmeden takıyorum. Şu şekilde üzerinde ipimizin olmasına dikkat edelim. Ve hemen sonrasında ikili ilmeğimiz gelmekte. İkili ilmeğimizi de düz olarak örüyorum. Ve yine bakınız bir önceki sırada ördüğüm ilmeğin üzerine ipimi şöyle alıyorum şişime geçiriyorum. Her ikisi bakın hem ilmeğim hem de ipim üzerinde. ikili olarak diğer sırada örmediğim ilmeği bu sıramızda örüyorum. Ördüğüm ilmeği bakın şu şekilde boş alıyorum. Diğer sırada ördüm. İkilileri örüyorum. Tekli ilmeklerimi ise ipimi öne alıp şu şekilde şişime ilmeğimi boş geçiriyorum. İkilileri düz örüyorum tek olan ilmeklerimi üzerine ipimi alarak geçiriyorum ikiliği örüyorum düz alıyorum ipim arkada düz örüyorum ipim önde üzerinden aşırtıyorum ipim arkada düz örüyorum ve en son ilmeğimi ipi öne alıp boş alıyorum ve tekrar yönümü çeviriyorum. Yine aynı işlemlerimizi tekrar ederek devam ediyoruz. Her zaman ilk ilmeğimi örerek başlıyorum. İkinci ilmeğimin üzerinden ipimi öne alıp ilmeğimi boş aktarıyorum ve ipim şu şekilde üzerinde. Diğer iki ilmeğimi düz olarak örüyorum. Ördüğüm ilmeğimi üzerine ipimi alarak boş geçiriyorum. İkili ilmeğimi düz örüyorum ve diğer sırada ördüğüm ilmeğimi ipimi öne alıyorum, şişime boş takıyorum. Her iki ilmeğimi düz olarak örüyorum. Diğer ilmeğimi ipimi öne alıyorum ve şişime boş geçiriyorum. İki ilmeğimi düz örüyorum. Diğer ilmeğimi takıyorum. İkisi düz ve örmeden üzerinden alıyorum. İki ilmeğimi düz diğerini öne alıyorum. Örmeden şişime takıyorum. Her iki ilmeğimi alıyorum. Son ilmeğimi ipimi öne alıyorum ve örmeden şişime geçiriyorum. Bakınız silah ördük. Her seferinde işlemimiz hiç farklı değil. Hep aynı işlemimizi tekrar ederek ilerliyoruz. Şimdi bakınız modelimiz daha küçük olduğu için kendisini göstermiyor. Biraz daha büyüttükten sonra kendisini çok güzel gösterecek. Yine sıra başında ilk ilmeğimi örüyorum. İkinciyi boş, ikiliyi örüyorum. Boş. Her ikisini birlikte örüyorum. Üzerine boş ipimi alarak örüyorum ve bu şekilde sıramızı büyütelim. Evet sevgili arkadaşlar örmeye devam ettim. Bakınız e, her iki yönde de aynı örüyoruz örgümüzü. Birinci ilmeğimizi düz örüyoruz. İkinci ilmeğimizi örmeden artırarak alıyoruz. sene bir örüyoruz. Örmeden üzerine ilmek artırıyoruz. Ve her iki yönde de aynı işlemimizi tekrar ediyoruz. Ve bu şekilde çok güzel bir çalışma ortaya çıkıyor. Evet bu şekilde çalışmamızın sonuna geldim. Umarım faydalı olabilmişimdir ve umarım çalışmamızı beğenmişsinizdir. Yeni çalışmalarımızda görüşünceye dek hoşça kalın, mutlu kalın, görüşmek üzere.